Endometriyum kanseri, rahmin içini döşeyen endometriyum adı verilen tabakadan kaynaklanan kanserlerdir. Bu hastalıkta belirtiler özellikle menopoz sonrasında meydana gelen anormal vajinal kanamalarla kendini gösterir. Bunun dışında üreme çağında olan kadınlarda adetlerin arasında meydana gelen anormal kanamalarda uyarıcı olabilmektedir. Endometriyum kanseri gelişim riski, obezite, kolesterol metabolizması bozuklukları, uzun süre kontrolsüz hormon kullanımı, aile yatkınlığı ve genetik sendromlarda artmaktadır. Endometriyum kanserinin teşhisi için risk faktörü taşıyan kadınlarda, anormal kanama belirtisi gösteren hastalarımızda rahim içerisinden biyopsi alınması gerekmektedir. Bu biyopsi küretaj yöntemiyle veya histereskopi denilen rahmin içinin kamerayla gözlenmesi yöntemiyle yapılabilmektedir. Endometriyum kanserinin esas tedavisi cerrahidir. Cerrahi esnasında rahim, yumurtalıklar ve lenf bezleri alınmaktadır. Cerrahi tedavinin ardından patolojik değerlendirmeye alınan örneklere göre gerekirse radyoterapi veya kemoterapi de verilmesi gerekebilir. Endometriyum kanserinde özellikle erken evrede başvuran hastalarımızda tedavi başarısı %100'lere yaklaşmaktadır. Ancak ileri evrede yakalanan hastalarımızda tedavi başarısının şansı azalmaktadır. Endometriyum kanserinin tedavisinde esas yaklaşım rahim ve yumurtalıkların cerrahi ile alınmasıdır. Bundan sonra kemoterapi veya radyoterapi verilip verilmemesine karar verirken patolojik kriterler göz önüne alınmaktadır. İleride tekrarlama riski yüksek olan hastalarımızda radyoterapi veya kemoterapi vermemiz gerekebilmektedir. Endometriyum kanserinin tedavisi için rahim ve yumurtalıklar alınmaktadır. Bundan dolayı endometriyum kanseri tanısı alıp rahim veya yumurtalıkları alınan hastalarımızda çocuk sahibi olma şansı kaybolmaktadır. Endometriyum kanseri nedeniyle tedavi edilen hastalarımızda ilk 2 yıl 3 aylık aralıklarla takip yapmaktayız. Bu takip esnasında eskiden rahmin bulunduğu bölge olan vajinal kaf bölgesinden simir testine benzer bir test ile örnekleme yapmaktayız. Bunun dışında gereği halinde ultrason veya tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanmaktayız.